Selamünaleyküm arkadaşlar, gördüğünüz gibi efsane bir video ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Evet, bugün yine sizlere komut bloğu ile alakalı şeyler göstereceğim arkadaşlar. Yani arkadaşlar, bu ilk konusunda hakikaten çok işinize yarayacak şeyleri göstereceğim. Şimdi örnek olarak böyle bir dünyadayız arkadaşlar ve siz bizim aynı John Craft'ta oynadığımız gibi böyle büyük bir şekilde, hani arkadaşlarınız oynadınız, 7 kişilik bir server'da oynuyorsunuz ve büyük bir köy yaptınız. Hani bu ağaçları saymayın, hani bu tarzda böyle kötü ağaçlar olduğunu düşünün. Onların olmasını istemiyorsunuz ve yerine daha böyle modern görünümlü, daha şekilli görünen ağaçlar olmasını istiyorsunuz. Arkadaşlar, bu komut bloğuyla onu yapabiliyorsunuz. Şimdi hemen onu size göstereceğim. Yani olayımız aslında çok basit. Slash give Wolverot command block yazıyorsunuz arkadaşlar. Komut bloğunu alıyorsunuz elinize. Daha sonra buradan bir redstone blok alıyorsunuz. Hakikaten arkadaşlar çok işinize yarayacak, onu söyleyebilirim. Hemen komut bloğunu koyduk. Yapıştırıyoruz. Don diyoruz ve redstone'u buraya koyduğumuz arkadaşlar alanımız oluşuyor. Ben şu an şeyin içinde kaldım nedense. Game mode 3 yazayım hemen. Arasında hemen kırmadan çıkabilirim bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi alanımız bu şekilde oluştu. Hemen game mode 1'e dönelim. Yani aslında bunu oluşturduktan sonra bizim yapmamız gereken hiçbir şey yok. Yani herhangi bir şekilde bir şey craftlamıyoruz. Get items dediğimiz arkadaşlar gerekli olan tüm eşyaları bize zaten veriyor. Şimdi boş bir alana gidelim arkadaşlar. Size göstermem için boş bir alan lazım. Şimdi ağaç, yani yeteri kadar ağaç yoksa etrafınızda, yani ağacı istediğiniz gibi şekillendirmek istiyorsanız, mesela atıyorum şöyle mükemmel bir şekilde bir ağaç oluşturabiliyorsunuz. Aynı şuradaki gibi mesela. Veya bu şekilde oluşturabiliyorsunuz ve bunu arkadaşlar şu transform yumurtalarıyla, mesela gördüğünüz gibi bunu normal bir birch wood'a dönüştürebiliyorsunuz. Aynı şekilde jungle'a dönüştürebiliyorsunuz. Veya spruce'e dönüştürebiliyorsunuz. Aynı şekilde buz biyomundaki bu tür şeyleri değiştirebiliyorsunuz. Ve nether de mevcut arkadaşlar. Fakat nether'a şu an bunu döndüremiyorum, buzlu haldeyken nedense. Bunu aynı şekilde buradan ortadan kaldırabiliyorsunuz. Böyle bir mükemmel bir olayı var. Tabi şimdi soruyorsunuz. Ya iyi güzel de biz bu ağaçları zaten elde ediyoruz, ne gerek var? Evet, duyuyorum. Evet, bunları yapmanız hakikaten pek de güzel olmayabilir. Ama arkadaşlar elimde bence daha güzel bir şey var. Şöyle buraya arkadaşlar hemen oluşturalım. Büyük bir şekilde arkadaşlar bu şekilde ağaç oluşturabiliyorsunuz. Yani şu ağacın güzelliği arkadaşlar Minecraft'ın normalinde yok mesela. Böyle bir ağaç bulamıyorsunuz. Yani modlarla tabii ki de elde edebiliyorsunuz ama hani bu ağaç hakikaten olmuyor. Tek tıkla oluşturabiliyorsunuz. Hakikaten dediğim gibi mesela John Craft gibi hani bizim bizden görüp de böyle hoşunuza giden bir seride veya herhangi bir arkadaşlarınızla oynadığınız bir serverda bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde bunları transformlar ile arkadaşlar istediğiniz şekle dönüştürebiliyorsunuz. Jungle var mesela şurada. Jungle'a dönüştürelim. Yani efsane bir olayı var bunun, kafanıza göre. Ben mesela hayatımda en nefret ettiğim ağaç türü bu. Yani nedir bu? Spruce. Veya aynı şekilde Nether'a dönüştürelim mesela bunu. Yani Nether'a dönüştürdüğünüzde nasıl durur bilmiyorum. Tabii sizin oynadığınız haritaya, dünyaya bağlı. Hani ne tarz bir şekilde oynuyorsanız artık. O şekilde, aynı şekilde bunu da arkadaşlar yok edebiliyorsunuz. Tabii biraz haritayı mahvedebiliyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Orayı da düzeltirsiniz artık. Yani tek tıkla oluşturuyorsunuz sonuçta. Şimdi onun dışında Hook Oak Tree var. Yani en büyük arkadaşlar, çok kocaman bir ağaç elde edebiliyorsunuz. Hemen koyalım. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kocaman bir şekilde bir ağaç oluştu. Şimdi size bir fikir vereyim arkadaşlar. Bu tür bir ağaç oluşturduğunuzda emin olun buna yapacak çok şey var. Mesela bu arada bunu bu şekilde yapmakla kalmıyorsunuz. Bunun arkadaşlar şu tarafına da böyle mesela bu yumurtadan koyduğunuzda bu ağaç farklı bir şekilde de büyüyebiliyor. Mesela evet, gördüğünüz gibi kocaman bir ağaç oldu. Şu tarafına koyalım. Bu Harry Potter'daki lanetli ağaca benzeyebiliyor yani. Belki bilenler vardır, sanmıyorum. Çok eski bir çizgi film.
Afacanlar diye bir çizgi film vardı arkadaşlar. Kocaman bir ağaç evleri vardı onların. O tarzda bir bunun oraya ağaç ev yapabilirsiniz mesela. Yani bu size kalmış yaratıcılıkla alakalı. Alakalı fikirler. Mesela bunu gördüğünüz gibi dehşet bir ağaca çevirebildim yani. Yani dediğim gibi bunu bu şekilde şeyler yapabilirsiniz. Mesela gördüğünüz üzere hemen aşağı inelim. Buradan buna bir giriş yaparsınız arkadaşlar. Merdiven yardımıyla çıkarsınız yukarı. Hakikaten mükemmel bir ağaç ev yapabilirsiniz mesela. Ortası bomboş mu? Yani dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani bu doğal olarak da gerçekten hani doğal bir ağaç olmadığı için yaprakları istediğiniz gibi kırabilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Hani o size kalmış. Dediğim gibi yaratıcılığınıza kalmış şeyler arkadaşlar. Mesela bunu şu şekilde kıralım. Yani hakikaten benim hani şunu önceden olsaydı ben mesela çok eskiden arkadaşlar girerdik arkadaşlarımızla derken yani çok Minecraft'ı ilk öğrendiğimiz zamanlar biz survival çok oynardık. O zamanlar böyle şeyler olsaydı veya bilseydik böyle şeylerin olduğunu efsane şeyler yapılabilirdi hani. Benim mesela bunu hani keşke eskiden öğrenseydim değil mi? Yani tabii şimdi de bunları yapabiliriz ama hani eskisi gibi survival tarzı şeyler oynayamıyoruz yani. Bu şekilde hani büyük ihtimal tabii siz arkadaşlarınızla oynuyorsunuzdur sürekli. Yani bu şekilde böyle değişik değişik ağaçlar yapabilirsiniz. Tabii dediğim gibi yine bu kocaman ağacı arkadaşlar transformlayabilirsiniz. Yani jungle'a çevirebiliriz gördüğünüz gibi. Ama bunu yapmanız en üstten lazım arkadaşlar. Yani en üstten yapmazsanız sıkıntı. Mesela şöyle birch transformu buradan verirsek bunun üstü jungle, altı birch olur. Şurası jungle mesela. Şurayı da mesela Supreje'yi şuradan verelim. Şurası Supreje. Yani aslında bu tarz değişik şeyler de yapılabilir tabii. O size kalmış. Şöyle jungle verelim. Tabii jungle en üstten verdiğimiz için şuradan Supreje. Hani hakikaten mükemmel şeyler yapabilir. Buradan nedense olmuyor yaptığınızda. Herhalde bozduk burayı. Yani bu kadar kocaman şey yaptık. Yani dediğim gibi arkadaşlar olay bu. Hani düz bir modern bir köy yaptınız diyeyim ya. Hani bu köyü bunlarla çok güzel şekilde şekillendirebilirsiniz yani mesela. Hemen bu transformları kullanmayalım. Transformları hakikaten sevmiyorum. Şu an boş yere yapmayın yani onları. Bu arada gördüğünüz gibi. Boş yere yaptığınızda çünkü alana değişik bir görüntü veriyor. Hoşuma gitmiyor. Yani dünyayı bu şekilde şekillendirebilirsiniz. Yani oynadığınız Survival serisi bayağı böyle bir hani mod olmadan 10 FPS'e düştü bunları hızlı şekilde yaptığımızda demek ki bayağı FPS düşüyor. Hani mod olmadan hakikaten sanki oynadığınız oyun modluymuş gibi olabilir. Yani bu mümkün. Hemen gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bunlara da az önce gösterdiğim gibi şeyler yapabilirsiniz. Buna buradan yaparsak ağaç böyle değişik bir şekil alabilir. Hani nereye yumurtayı bırakırsanız arkadaşlar oradan kocaman bir ağaç veriyor. Ya neydi o Hexit biliyorsunuz. Hexit'te böyle değişik değişik ağaçlar var ya hani. Onun modun adını da biliyordum da unuttum işte onu. Yani mod bu şekilde arkadaşlar. Yani etrafını bu şekilde bir yerin ağaçlarla sarıp o yerin ortasına böyle ev yapabilirsiniz. Ağaç ev, yalnız ağaç ev fikri hakikaten güzel. Bu olayı arkadaşlar aşağıda link olarak vereceğim. Siz bu ağaçlarla neler yaptınız? Onların fotoğraflarını nereye atın? Volvijar grubuna atıp da hepimiz oradan görebiliriz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Hemen şunları da mesela Jung Supreje ile değiştirelim mesela. Gördüğünüz gibi. Bu alan hani şu alan kısmını arkadaşlar Supreje ile değiştiriyor gördüğünüz gibi. Hani yakın çok yakın birbirine ağaç yaparsanız yani birkaç tane ağaç böyle dönüşebilir mesela gördüğünüz gibi aynı şekilde. Mesela Ice'a çevirdiğimde hani o alan içindeki şu alan içindeki arkadaşlar şeyler dönüşüyor. Ona dikkat edin diyebilirim. Şöyle Nether yapalım. Tabii en üstten yapmadığımız için garip bir görüntü oluyor. Şunu da Nether yaptık. Çok kötü durdu şu ortadaki ağaç. Hani onu bunları yaparken dikkat etmenizde fayda var. Peki Hakan Atak, biz bu ağaçları yaptık. Nasıl kaldıracağız? Yarım saat bununla uğraşacağız mı diyorsunuz? Uğraşmayın efendim. Şurada Remove Tree var. Yani ağaçları geri alma komutu. Gördüğünüz gibi bu şekilde ağaçları mükemmel bir şekilde geri alabiliyorsunuz arkadaşlar.
Yani o alan içinde yine alabiliyor. Şöyle yine bunu aldık. Şu kısmı alabilirim. Hemen bunları mükemmel bir şekilde temizleyebiliyorum. Tabii. Siz bunu game moddan yapmayabilirsiniz. Biraz blok koyup çıkmanız gerekebilir. Şu ağaçları işliyor mu diye sorarsanız bu ağaç normal Minecraft'taki ağaçları işlemiyor. Remove tree olayı. Hani normal sizin eklediğiniz ağaçları alıyor yani. Anladığınız kadar gibi yani o şekilde. Evet, gördüğünüz gibi yaptığımız ağaçları teker teker kaldırabiliyoruz. Timeset diye çekelim bu arada. Evet. Mükemmel bir şekilde tüm yaptığım ağaçları gerisin geriye kaldırabildim arkadaşlar. Bu koca ağacı bile kaldırabilirim yani birkaç şeyde hamlede. Onu da artık mecbur birkaç hamlede yapacağız. Kocaman ağaç sonuçta. Evet, şu kısım kaldı. Şu kısmı alalım. Yine bu kısım kaldı. Yani birkaç hamlede bu kocaman ağacı bile temizleyebildik. Olay budur arkadaşlar. Tabii etraf biraz dağılıyor olabilir ama tek tıkla kocaman ağaç sonuçta arkadaşlar buraya getirebiliyorsunuz. Ona da katlanacaksınız yani bu alanın kötülüğüne. O da size kalmış. Peki biz tamam hevesini aldık. Ağaç yapmanın hevesini aldık. Ben bu olayı kaldırmak istiyorum. Evet, ben bıktım. Çok Minecraft'ımı kastırıyor diyebilirsiniz. Ya gerçi çok kastırmaz ama hani oldu da kastırıyor hani. Çünkü bazı arkadaşlar hani düşük performanslı bilgisayarlarda Minecraft oynayabiliyor ki Minecraft'ta Java'ya bağlı bir oyunu olduğundan dolayı hani en iyi bilgisayarlarda bile kasabiliyor. Böyle şey normal. Buradan get items diyorduk. Şu get itemsları tekrar geri alalım. Onu tekrar göstermek istedim. Explosion right başta bu videoya gönderiyor sanırım. Bunu arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi destroy yapabilirsiniz. Yani bu olayı kullandınız. Tüm ağaçları remove'la temizlediniz. Onu arkadaşlar yani şu makineyi kaldırıp hani hiçbir şey olmamış gibi oyununuza devam edebilirsiniz yani. Hani belki oyunun doğallığını yitirdi deyip de kaldırmak isteyebilirsiniz. Bu kişiden kişiye değişebilir arkadaşlar. Dediğim gibi bu olayı kullanıp da arkadaşlar oynayanlar varsa böyle Wolvie'ciler grubunda falan paylaşabilirler. Onu da söyleyelim. Bu komutumuz da aşağıda link olarak bulunmaktadır arkadaşlar. Komutun nasıl yapıldığını unuttuysanız, bilmiyorsanız videonun başında onu gösterdim ayrıyetten arkadaşlar. O şekilde bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.